Türkiye'de tarımsal verim çalışmalarını içselleştiren öncü kurum Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden ben Çağla Seda Dijleri. Tarımda doğru bilginin kısa yolu dünyanın en büyük açık kaynak görsel tarım kütüphanesi Antalya Tarım Online'a hoş geldiniz. Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce başlatılan uzmanlarla baş başa eğitim programımızda bugün alabalık yetiştiriciliği konusuyla Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Doktor Cafer Bulut hocamız bizimle birlikte. Programımıza başlamadan önce hocamızın özgeçmişini de aktarmak istiyoruz. Doktor Cafer Bulut 1994 yılında Erzincan Laborant Meslek Lisesi'nden mezun olup aynı yıl Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde laborant olarak göreve başladı. 1996-2001 yılları arasında Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü'nde laborant olarak görev yaptı. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi'nden 2001 yılında mezun oldu. 2001-2014 yılları arasında Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü'nde Ekoloji ve Kaynak Yönetimi ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği bölümlerinde araştırmacı olarak görev aldı. Aynı dönem boyunca Enstitü Müdürlüğü'nde Kimya Laboratuvarı'nda da 15 sene görev aldı. 2008 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı'nda bakır sülfat ve formaldehitin gökkuşağı alabalıklarında hematolojik ve histopatolojik etkilerini araştırması isimli yüksek lisans tezini de tamamladı ve 2015 yılında doktora tezini de tamamladı. 2015 yılından bu yana ise Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü'nde Enstitü Teknik Koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Alabalık yetiştiriciliği, taşıma kapasitesi, çevresel etki, su kalitesi ve su kirliliği, akvatik toksikoloji, balıklarda stres konuları olmak üzere de çok sayıda TAGEM projelerinde yürütücü, yardımcı araştırmacı ve raportör olarak görev almıştır. Ulusal ve uluslararası çok sayıda makalesi yayınlanmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır. Evet değerli hocam, programımıza katıldığınız için tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ben kısaca özgeçmişinizi aktarmaya çalıştım ama eklemek istediğiniz bir şey var mıdır hocam? Yok, teşekkür ediyorum. Detaylı bir özgeçmiş olmuş. Hepinizi ben kurum ve şahsım adına da saygıyla selamlıyorum Isparta Eğirdir'den. Biz de inşallah sektörümüze faydalı olabilecek bilgileri toparlayabilip aktarmak adına alabalık yetiştiriciyle alakalı hem üreticilerimize hem de sektörümüze faydalı olabilmesi adına bir sunum hazırladık. İnşallah faydalı olur diye ümit ediyoruz. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Evet, dersimize başlayabiliriz. Ben artık sözü size devrediyorum. Kolaylıklar dileriz hocam. Teşekkürler, sağ olun. Evet, konumuz alabalık yetiştiriciliği. Malum alabalık 1967'den bu yana ülkemizde var yetiştiricilik anlamında son yıllarda gelişen bir sektör olarak iç sularda ve aynı zamanda denizlerde. Tabii bunun da belli yetiştiricilik prosedürleri ve koşulları var. Bunlarla alakalı hem üreticilerimize hem de sektörümüze faydalı olabilecek bilgiler paylaşmayı ümit ediyoruz. Sunum akışımıza bakacak olursak, öncelikle bir giriş, su ürünlerinin önemi, daha sonra dünyada ve ülkemizdeki rakamlarla son durumu, alabalık özelliğine inerek alabalığın nasıl bir balık olduğu, bunun nasıl bir suda yaşadığıyla alakalı bilgiler, daha sonra yetiştiricilik prosedürleri anlamında damızlık alabalıkların temini, bakımı, kuluçka dönemi, üretim modelleri, havuzlarda ve kafeslerde üretim modelleri nasıl oluyor? Ve her sektörde olduğu gibi canlı sektöründe balıklarda da hastalıklar var. Bunlarla alakalı kısa bilgiler ve sektörde karşılaşılan çeşitli sorunlar ve bunlara karşı çözüm önerileri ve en sonunda alabalıkla alakalı kısa yemek görselleriyle inşallah sunumumuzu tamamlamayı planlıyoruz. Giriş olarak bakacak olursak, nüfusun ve buna bağlı olarak beslenme sorunlarının hızla arttığı dünyamızda zengin bir protein kaynağı olan su ürünlerinin de önemi giderek artmakta. Bu durumda su ürünleri stoklarının korunarak sürdürülebilirliğinin sağlanması, yetiştiricilik yoluyla elde edilen su ürünü üretiminin artırılması ve dolayısıyla protein ihtiyacının önemli bir kısmının su ürünlerinin karşılanması gerekliliğini ortaya çıkarmaya başlamıştır. Ülkemiz bulunduğu coğrafik konum, iklim, su kalitesi ve kapasitesi bakımından su ürünleri yetiştiriciliğine uygun oldukça elverişli alanlara sahiptir. Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili ve zengin iç su kaynaklarıyla oldukça geniş yüzey alanına sahiptir.
Artan dünya nüfusu ile birlikte et, süt ve su ürünleri gibi hayvansal gıdaların tüketimi de artmaktadır. Avcılık yolu ile su ürünleri üretiminin insanların gereksiniminde yetersiz kalmasından dolayı su ürünleri yetiştiriciliği bu açığı kapatmada büyük bir öneme sahiptir. Öyle ki hiç kullanılmayan birçok su alanı yetiştiricilik için hazır bir potansiyel olarak beklemektedir. Su ürünleri günümüzde ve gelecekte ülkemiz ekonomisine belirli bir emek ve yatırım karşılığında sürekli girdi sağlayabilecek önemli bir kaynaktır. Bugün su ürünlerinin milli ekonomimize katkısı düşük seviyelerde olmasına rağmen bu konunun etkin bir şekilde ele alınarak desteklenmesi ve teşvik edilmesi içinde potansiyelimizde dikkate alınarak üretimimizi çok iyi kararlar çıkarmak mümkündür. Ülkemizde iç sularda potansiyel olarak alabalık yetiştiriciliği açısından önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Ancak su kütlesinin sürdürülebilir kullanımı garanti altına alınarak ve diğer kullanım alanlarını kısıtlamadan iç sularda yetiştiricilik sektörünün gelişmesi, bu alanda çalışan araştırmacıların, kamu sektörünün, kamu kuruluşlarının ve yetiştiriciliğin de sorumluluğu altındadır. Bu amaçla son yıllarda bu tesislerin kurulacak alanlarla alakalı kapasite takipleri yapılarak ülkemizin ileriye dönük alabalık ve diğer balıkların yetiştiriciliği arasında vizyon çalışmalar yürütülmektedir. Rakamlarla ülkemizde ve dünyadaki su ürünlerine bakacak olursak, Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü FAO verilerine göre üretimin homojen bir şekilde dağılmadığı, özellikle Asya kıtasının bu sektörde açık ara önde olduğu net bir şekilde görülmekte. Çin, dünya su ürünleri üretiminde toplam üretimin %35'ini oluşturarak, yani üçte birinden fazlasını oluşturarak lider bir ülke konumunda. Bunu Hindistan, Endonezya ve Vietnam ve Peru izlemekte. Özellikle Güneydoğu Asya ülkeleri su ürünleri üretiminde dünyada başı çekmekte. Bunları rakamsal olarak bakacak olursak yıllar düzeyinde 2016 yılında bu rakam 76 milyon 557 bin ton iken, yaklaşık bu 79 milyon, 82 milyon, 85 milyon ve en sonunda 87 milyon 500 bin tona kadar artan bir ivme ile dünyada su ürünleri yetiştiriciliği hızlı bir şekilde ivme göstermekte. Tablo şeklinde bakacak olursak, özellikle 1990'dan bu yana avcılık verilerinin stabil bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Yetişiciliğe bakacak olursak, hızlı bir şekilde 90'dan bu yana hızlı bir şekilde turkuaz renkli grafikte hızlı bir şekilde arttığını görmekteyiz. İhracat ve ithalata baktığımızda su ürünlerinin yine dünya genelinde çok ciddi bir rağbet gören alan olduğunu görmekteyiz. Su ürünleri dünyada en çok ticaret yapılan gıda ürünlerinde başında gelmekte. Uluslararası su ürünleri ticareti önemli ölçüde büyümüştür ve bu büyüme de küreselleşmeye bağlı olarak ekonomik büyüme, kültürel ve teknolojik ilerleme etkili olmuştur. Su ürünleri ticaret değeri ticaret miktarına oranla daha fazla artış göstermektedir. Bunun nedeni ekonomik değeri yüksek türlerin işlenmesiyle katma değer kazanarak ticarete konu olmasıdır. Evet, ülkemize gelecek olursak, ülkemizde en çok yetiştiriciliği yapılan üç türü görüyoruz. Bunlar çupra, levrek ve alabalık. Alabalık gördüğünüz gibi yaklaşık 146 bin tonla ilk üçün arasında yer almakta. Su ürünü üretimimize bakacak olursak, yıllar boyu düzeyinde, özellikle son yıllarda yetişicilik verilerinin hızla arttığını ülkemizde de dünya genelinde paralel olarak görmekteyiz. Peki 2002'den bu yana su ürünü yetişicindeki gelişme ne olmuş? Ona bakacak olursak, toplam üretimimiz 61 bin tondan 471 bin tona çıkmış ki %772 kat, yani 7 katlık bir artış var. Alabalıkta bu oran 34 bin tondan 145 bin tona çıkmış. Yaklaşık %426'lık bir kat. Deniz balıkları özeline bakacak olursak, çipura ve levrekte ise bu oran 11 kat artmış. Bu da bu sektörün ne kadar hızlı ve ileri bir şekilde geliştiğini göstermekte. Faal tesis sayılarımıza bakacak olursak da 1245 adetten 2506 adete, yani %100'lük bir artış. Kapasite oranına bakacak olursak, 50 bin ton kapasiteden bugün 479 bin ton kapasiteye artan bir ivme göstermekte.
Bölgeler düzeyinde baktığımızda da Ege bölgesinin Sulu yeticiliği anlamında başı çektiğini görmekteyiz. %61 ile bunu Doğu Anadolu bölgesinin %11, Doğu Karadeniz bölgesinin %9 ve Akdeniz bölgesinde %8 ile takip ettiğini görmekteyiz. Ve türlerine göre suneri yetişicilik miktarlarının oranlarına bakacak olursak üç büyük tür bahsetmiştik ülkemizi sırtlayan. Bunlar levrek, deniz levreği, alabalık ve çıpır olmak üzere. Bunların yıllar boyu dalgalanmalara bakacak olursak her üç türün benzer oranlarda ülkemizi sırtladığını görmekteyiz. İç sulara geldiğimizde yetişicilik yapılan önemli illere bakalım. Türkiye'de hangi iller alabalık noktasında ön planda? İlk sırada gördüğümüz gibi, özür diliyorum, Elazığ'ı görüyoruz %16,6 ile 2022 verileriyle. Bunun %16,2 ile Muğla'nın takip ettiğini görüyoruz. Daha sonra Karadeniz bölgesinde Artvin, Samsun'u, Tokat'ı, İç Anadolu bölgesinde Kayseri'yi, yine Akdeniz bölgesinde Kahramanmaraş'ı, Doğu Anadolu bölgesinde Elazığ'ı, Güneydoğu Anadolu bölgesinde Şanlıurfa'yı ve Ege bölgesinde de Aydın'ı, bu en çok yoğun alabalık üretiminin yapıldığı iller listesinde görmekteyiz. Ülkemiz Suriye'nin dünya ve AB ülkeleri arasındaki yerine bakacak olursak yetişicilikte dünyada ülkemiz 22. sırada yer alıyor. Yani aslında üst sıralarda sayılabiliriz. Peki Avrupa Birliği ülkelerine bakacak olursak özele indiğimiz zaman 28 Avrupa Birliği ülkesinde gördüğümüz gibi birinci ve ikinci sırada üretim potansiyelimiz yer alıyor. Hemen ülkemize Çipura ve Levrek'te dünya birincisiyiz. Gökkuş Alabalı'nda ise dünya ikincisi olduğumuzu söyleyelim. Ülkemizde üretim yapılan iki firmanın yetiştirdiği Çipura ve Levrek balıkları ise dünyanın en kaliteli balıkları seçildi. Bu noktadan da iftihar ediyoruz. Ama kendi özelimize geldiğimiz zaman ne kadar balık tüketiyoruz noktasına geldiğimiz zaman su ürünleri üretiminde maalesef ülkemiz 6 ile 7 kilogramlık bir oranla dünya ortalamasının oldukça altında olduğumuzu söyleyelim. Bu kadar yoğun bir üretimin olduğu coğrafyada maalesef balık tüketimimiz istenilen düzeyde değil. Ve gelelim kısaca alabalık. Yani alabalık neden bu kadar bu ülkemizde yetişiciliği bu kadar arttı? Kendi orijinal balığımız olmamasına rağmen. Alabalıklar normalde soğuk, berrak, hızlı akan suları tercih ediyor. Saldırgan ve etçil bir balık tipi. Su ortamı olarak ise temiz, berrak, serin ve oksijen içeriği zengin suları tercih eden bir balık. Dünya genelinde Salmonidae familyasında yer alan bir tür. Peki Salmonidae türlerin içerisinde en çok üretim yapılan türlere bakacak olursak bunlar Salmon, Salvelinus ve Onchonicus türleri. Ülkemizde önemli alabalık türleri ve biyolojik özelliklerine baktığımızda dünya genelinde en çok tanınan alabalıklar salmosalar dediğimiz Atlantik salmonu, yine Salmoturuta turuta deniz alabalığı, Salmoturuta faryo diye alabalığı, Onchonicus mykiss bugün de bizim ana gündemimiz olacak canlı gökkuşu alabalığı, Salvelinus fontinalis kaynak alabalığı, Salvelinus alpinus alp alabalığı ve Salvelinus namacius da göl alabalığı şeklinde. Ülkemizde yerel olarak bu gökkuş alabalığı dışında diğer türlere bakacak olursak da hepsi Salmoturuta sınıfının Magrostigma, Anadolu Dağ alabalığı, Abantikus, Abant alabalığı, Caspius, Aras alabalığı, Labras, Karadeniz alabalığı ve Lacustrix de göl alabalığı şeklinde. Altta, sağ altta gördüğümüz ise ülkemizde şu an en çok yetiştiriciliği yapılan Onchonicus, mykiss, gökkuşağı alabalığı. Peki alabalık bu kadar rağbet gösteren şey ne? Gökkuş alabalığın en büyük özelliği çevre koşullarına çok iyi uyum sağlaması ve yüksek sıcaklıklara karşı kısmen daha dayanıklı olması. Çünkü sıcaklık toleransı güçlü bir balık. Aktif yem alması nedeniyle yemlenmesinin kolay olması ve yem değerlendirme oranının diğer balıklardan daha iyi olması ve daha diğer alabalık türlerine göre de daha kısa sürede kuluçka dönemi göstermesi olarak sayılabilir. Tabii
Balığın en önemli hayat kaynağı içinde bulunduğu su. Peki alabalıklar hangi sularda yetiştirilme potansiyeline sahip? Bunlar başta kaynak suları, akarsular, göller, yeraltı suları ve deniz suları şeklinde kısaca sayabiliriz. Bunları kısaca değinecek olursak bunların en istenileni tabii ki alabalığın yapısına en uygun su olan soğuk su balığı olduğu için kaynak sularıdır. Kaynak suları bildiğimiz gibi temiz, berrak ve içme suyu özelliğine sahip sulardır ki bu da alabalığın en çok tercih ettiği sular. Peki kaynak suları hangi sınıflara ayrılıyor? Üç grubu altında biz bunları inceliyoruz. Akar kaynak dediğimiz sağdaki şelale tarzı direkt dağın içinden çıkan ve soğuk su özelliğine sahip sular. Bunlar oksijenle zengin ve zararlı olabilecek birçok etkenden de uzak sulardır. Bir diğeri göl tipi kaynak dediğimiz tabandan çıkan limokren tipi kaynaklar. Bunlar da küçük gölcükler tarzında yine su sıcaklığı oldukça düşük. Havayla yüzeye çıktığı zaman oksijenle zenginleşen ve alabalık açısından da uygun sular. Bir diğeri de bataklık tipi kaynak dediğimiz halokren sular. Bunlar toprakla etkileşim halinde olan ama yine su sıcaklığının düşük olması nedeniyle tercih edilen sular şeklinde. Bir diğeri şu an yoğun yetişiciliğin yapıldığı akarsular. Bunlar ise özellikle semirtme dediğimiz porsiyonluk alabalık yetişiciliğinde sıklıkla kullanılan sulardır. Tabii bunların dezavantajları akarsularda en büyük sorun yağışlı mevsimlerde ve ani yağışlarda taşkın yapma riski var ki birçok bölgede biz bunu zaman zaman karşılaşıyoruz. Özellikle sel ve erozyona maruz kalan tesisler olabiliyor. Bunlara dikkat etmek ve ona göre planlama yapmak gerekiyor. Akarsular üzerine eğer kurulacaksa tesisler. Diğer bir sorun akarsularda ise kaynağın evsel ve tarımsal arazilere yakın olması durumunda karşılaşabileceği risklerdir. Bunlar da istenmeyen etkilere neden olabilir. Çünkü balığımız can hassas bir balık. Oksijen toleransı ve sıcaklık toleransı üst düzey bir balık olduğu için herhangi bir ufak değişikliğe karşı sert tepkiler gösterebiliyor. Ve yine bir diğeri göller diye bahsetmiştik alabalığın yetişiciliği. Özellikle bu son yıllarda porsiyonluk balıkların daha hızlı bir şekilde kafeslerde üretime geçilmesiyle hızlanan bir şey. Burada özellikle sıcaklığın 20 derecenin üstünde çıkmayan alanlar tercih edilerek belli dönemlerde bulunduğu şehrin, bulunduğu alanın konum ve suyun kalitesine bağlı olarak genellikle kış ve bahar dönemlerinde tercih edilen kısa süreli porsiyonluk boya getirilen balıkların tercih edildiği bir alan özellikle ki üretimin büyük bir kısmı şu an ülkemizde kafes sistemleri dahil olmak üzere hepsi baraj gölleri ve göllerde yapılmakta. Bu noktada önemli bir alan teşkil etmekte. Yine yeraltı suları da malum yeraltı sularda soğuk su özelliğine sahip yetiştirme suyu olarak kullanılıyor bazı tesisler. Bunu her ne kadar kaynak su özelliği göstermese dahi çıkarıldıktan sonra belli zehirli gazlar ya da herhangi bir istenmeyen partiküller varsa onlardan arındırılarak yine de balık yetişiciliğinde kullanılan sular olarak karşımıza çıkıyor. Yine son yıllarda Türk somonu markasıyla markalaşan Karadeniz somonu şeklinde en yoğunlukla Karadeniz üretildiği için Türk somonunun en sıklıkla semirtme ve porsiyonluğa getirme sefası olan deniz suları. Bunlar da malum alabalıklar denize de toleranslı bir balıklar olduğu için tuzlu suda da yetiştirme potansiyelleri var. Bu özelliği son yıllarda somon balığı yetiştirmede sıklıkla kullanılmakta. Ve gelelim bu kadar sudan bahsettik. Alabalığın yetiştiği en önemli alan olan suyun alabalık açısından kriterlerine bakacak olursak. Balıklar yaşamsal fonksiyonlarını sürdürebilmek için gerekli optimum sıcaklığına göre 3 farklı grupta adlandırılıyor bildiğimiz gibi. Soğuk su balıkları 15 dereceye kadar olan sıcaklık, ılık su balıkları 15-24, sıcak su balıkları da 25 ve üstü olacak şekilde.
Alabalık ise bizim soğuk su balık dediğimiz 15 ve altındaki grupta adlandırılmakta. Sucuk sistemleri bulanık terimi ışık geçirgenliğini bir ölçüdür ve sudaki askıda katı madde konsantrasyonundan etkilenir. Suyun bulanıklığı balık yetiştiriciliğini sınırlayan bir terimdir. Biraz önce de bahsettik. Alabalığı yetiştiği suların özelliklerinden bahsettik. Mümkün olduğunca askıda katı madde ve bulanıklık olmayan suları tercih etmemiz alabalık sağlıklı bir üretim anlamında önemli. Balık yetişiminde malum yetiştirici kaynaklı çeşitli etkiler olabiliyor. Bunlar toprak partikülleri, eğer toprak havuzlarda yapıyorsak, organik kaynaklı, yine üretime bağlı yem ve dışkı kaynaklı, yine planktonik bulanıklık dediğimizde üretim kaynaklı, ortamda bulunan planktonik canlıların hareketine geçmesi kaynaklı etkiler söz konusu olabiliyor. Ve tabii balık yetiştiricilerin ana kriterlerinden biri de çözülmüş oksijen. Nasıl oluyor? İnsanoğlunun en kritik parametrelerinden biri hava ise ve bunun içerisinde en önemli parametre oksijen ise, bu durum aynı şekilde balıklar için de geçerli. Ve bu hem ortamın stok yoğunluğunu, hem canlının refahını, hem de çözünürlüğünü artıran en önemli parametre olarak karşımıza çıkıyor çözünmüş oksijen içeriği. Bu noktada sürekli kontrol altında tutulması, takip edilmesi gereken bir parametre. Burada ise genellikle 6 mg bölü litre bizim alt sınır diye tabir edeceğimiz, özellikle alabalıklar için altında olması pek istenmez. Mümkün olduğunca üstü tavsiye edilir. Bu noktadan alabalıkların bolca oksijen içeren sularda yetiştirilmesi tavsiyemizdir. Yine bir diğer parametre pH, yani biz bunu insanda tansiyon gibi algılıyoruz. Düşüğü de yükseği de etkilediği gibi sularda da pH bu noktada önemli bir parametre. Balıklarda ise özellikle suruna yetişiciliğinde 6,5 ila 8,5 arası pH bizim standart istediğimiz pH'dır. Bu noktadan kritik bir parametredir. 9'un üstü balıklarda istenmeyen durumlar yol açabileceği için kontrol altına alınması ve sürekli takip edilmesi gereken parametrelerden biridir. Yine suni yetişiciliğinde en temel parametrelerden baktığımız zaman ilk aklımıza gelen pH, oksijen içeriği ve su sıcaklığıdır. Söz konusu su kalitesi parametreleri sularda amonyak zehirlerini oradan etkileyen parametrelerdir. Eğer suda herhangi bir azot türevi varsa bu üç parametre bundan direkt etkileniyorlar. Bu noktadan bu üç parametreyi mümkün olduğunca alabalık yetiştiriciliği açısından kritik sınırlar arasında tutmak en önemli hedeflerimiz arasında olmalıdır. Bakanlığımızca yayınlanan alabalık yetiştiriciliği için su kalite kriterlerine baktığımız zaman da ilk başvuran bir işletmeden tavsiye edilen ve alınan örneklerde bulunması gereken değerler ve yan tarafta açıklamalarını görüyoruz. Bahsettiğimiz gibi temiz ve son derece hassas bir canlı olduğu için istenen değerlerde mümkün olduğunca minimize, sıcaklığımız 9 ila 17, ortalama 12 ila 16, yine pH dediğimiz gibi 6,5 ile 8 arası, oksijenimiz mümkün olduğunca yüksek, ideal oksijenimiz 9,2 ile 11,5 miligram bölü litre arasında olacak. Azot ve diğer ağır metaller mümkün olduğunca suda olmayacak. Varsa da yansıda gördüğünüz gibi oldukça limitlerin altında bulunması gerekiyor. Tabii alabalıkların ilk üretim haznesi, birazdan detaya girdiğimizde göreceğiz ki kuluçkahaneler. Bu kuluçkahanelerden mümkün olduğunca biliyorsunuz damızlık alabalıktan, yumurtadan, yavrudan tutun en küçük, en hassas türler üretiliyor. Burada mümkün olduğunca oksijenimizin 9 ila 11, pH'mızın 6,5 ila 7,5, serbest karbondioksitimizin de 20 ppm'in altında olması özellikle isteniyor ve sıcaklığında 8 ila 10 derecenin üstüne çıkması istenmiyor. Çünkü buralar oldukça hassas alanlar. Su miktarı ile balık üretim ilişkisi oldukça önemli bir şey. Yani ne kadar suyumuz varsa o kadar çok balık üretiriz. Burada tabii ortalama bir veri verecek olursak,
1000 metrekare havuz yüzeyi için saniyede 8 litre su ortalama bir üretim için gerekli. Peki burada ne kadar üretebiliriz diye bakacak olursak, böyle bir ortamda yaklaşık 400 ila 500 kilogram alabalık üretilebilir. Ben çok fazla rakama da boğmadan buraya geçmek istiyorum. Alabalık üretiminde su miktarı kadar kullanılan suyun sıcaklığı ve yetiştirme ortamına stoklanan balıkların ortalama canlı ağırlığının dikkate alınması da gerekmekte. Yani bu faktörler dikkate alındığında saniyede 1 litre su girişiyle yansıda gördüğümüz gibi ne kadar balık üretilebileceği yansıda görülmekte. Ve gelelim üretimin ana basamağı olan damızlık alabalık. Damızlık alabalıklar malum anne baba diye tabir edebileceğimiz balıklarda dişi ve erkek yokuşu alabalıkları. Bunlar kökenlerine göre gördüğümüz gibi yansıdan erkekler biraz daha gösterişli ve yapısal. Dişiler biraz daha düz çizgili bir yapısı var. Hemen şurada balıkların seçimine baktığımızda ise damızlık stokunun işletmenin sofralık balık üretiminin %1 kadar olması yeterli. Yani 100 ton üretim yapacak bir işletmede 1 ton damızlık balık bulunması gerekli. Peki ne kadar bir dişi ne kadar alabalık verir diye bakacak olursak, sorulan sorulardan biri, genellikle balıklarda kilogram başı 2000 adet hesaplamasıyla balıklar stoklanıyor. Seçimine bakacak olursak, çünkü her balık damızlık balık olmuyor. Burada dikkat edilmesi gereken şey, hızlı büyüme ile birlikte yemi iyi değerlendiren balıklar, hastalıklara karşı dirençli olan gördüğümüz balıklar, düzgün şekilli ve uyumlu vücut formu olan balıklar, yüksek üreme potansiyeli gösteren balıklar ve cinsi olgunluğa geç ulaşan balıklar daha çok damızlık balık olarak hem erkek hem dişilerde tercih ediliyor. Bunların verimine bakacak olursak 3 yaşındaki damızlık balıkların ortalama ağırlıkları yaklaşık 1-2 kilogram arasında. Bunlar 6. yaşına geldikleri zaman 4 üreme periyodunda kullanabiliyoruz. Yani biz 6 yaşına gelmiş bir balığı 4 kere anaç olarak kullanabiliyoruz. Damızlık balıklarda yumurta verim özellikleri oldukça önemli. Ne kadar sağlıklı bir anaç olursa o kadar iyi yumurta ve o kadar yavru ve o kadar porsiyonlu balık alabiliriz. Bu hesap yansıda gördüğünüz gibi biraz önce demiştim, ortalama 2000. Bu 1500 ile 2500 adet arası değişebiliyor canlının durumuna göre. Bu noktada dediğimiz gibi yumurta sayısı ve kalitesi de biraz önce saydığımız koşullarla etkilenebiliyor. Bu noktadan dikkat etmemiz gerekiyor. Elimize sağlıklı damızlıkları aldık. Damızlık dişi ve erkeklerimizi, sıra geldi bunların sağım ve döllenmesine. Burada yansıda gördüğümüz gibi alabalık yumurtasının yapısı var ki alabalıklar gözlü yumurta dediğimiz çıkarken bile gözüyle çıkan bir şey. Burada oldukça önemli bir aşama karşımıza geliyor. Sağım esnasında öncelikle damızlık alabalıklar yemden kesilirler. Mümkün olduğunca artık sağıma hazırlık aşamasına geçilir. Burada mümkün olduğunca canlı ağırlıklarının %0.5'i gibi düşük oranda yemle beslenir. Sağımda damızlıklara zarar vermemek, işlemi çabuk ve seri olarak gerçekleştirmek ve sağımı yürüten kişinin fazla güç harcamadan çok sayıda damızlık balığı sağabilmesi için damızlıklara narkoz uygulanabilir. Bu o an canlının verdiği pozisyona göre değişiyor. Genellikle en sık kullanılan kimyasallar ise MS-222, TCMP ve quinaldin dediğimiz kimyasallar, biz balıkları bayıltmada kullandığımız. Yansıda gördüğümüz gibi dişi balıktan bir yumurtaların sağılması var. Önce yumurtalar sağılıyor. Arkasından erkek balıktan yumurta üzerine spermler bırakılarak döllenmesi için belli bir zaman bekleniyor ve daha sonra sağım işlemi ve döllenme işlemi gerçekleşiyor. İşte genellikle sağımda balığın sırtı şöyle yavaşça sıvazlanarak sağımın gerçekleşmesi sağlanıyor. Böylece canlının o istenen kıvama gelmesi sağlanıyor. Genellikle leğenler bu tip sağım işlemlerinde pratik ve kullanımı kolay olduğu için sıklıkla kullanılan bir gereç olarak karşımıza çıkıyor.
Savun işleminden sonra gelelim en son bir sonraki aşama kuluçka. En kritik aşamalardan biri döllenmiş yumurtaların kuluçkalama yani inkübasyon işlemleri. Balık üretiminde döllenmiş yumurtalardan embriyonel gelişime geçmek için biz buna inkübasyon diyoruz. Yani yavru aşamasına geçen araya kadar. Burada ise bizim istediğimiz sıcaklık biraz önce sunumda da demiştim 7 ile 10 derece. Yani mümkün olduğunca soğuk suda beklemesi gereken bir şey. Burada peki balıklar ne kadar sürede çıkıyor? Hemen şöyle bakacak olursak yokuş alabalığı 320 ile 360 gün derecede. Yani bu ne demektir? 10 derecede 32 günde ya da 36 günde çıkıyor. Sıcaklıkla paralel bir oranı var bunun. Dere alabalığı işte 410 ile 440 gün derecede. Kaynak alabalığı da 430 ile 450 gün derecede çıkıyorlar. Eğer biz sağlıklı bir damızlık seçtik, sağlıklı bir yumurta ve sperm aldık ve sağlıklı bir şekilde bunları dölleyebildiysek bizim %90'ın üzerinde yumurtamız yani sağlıklı bir birey olabilecek yumurtalarımızın oluşması gerekiyor. Eğer bunun altında bir oran elde etmişsek diğerlerde bu aşamaların birinde bir eksikliğimiz vardır. Genellikle kabul gelen, özellikle son yıllarda teknolojinin artmasıyla bu oranlar %90 üzerinde ama halen aile türü işletmelerde %20-30 belki daha fazla kayıp yaşayan tesisleri görmek mümkün. Kısaca yokuş alabalığının yaşam döngüsüne baktığımız zaman bir tesiste, öncelikle bir önce dediğimiz gibi cinsiyet ayrımı yaptık, erkeklerimizi, dişlerimizi belirledik, bunlardan sperm ve yumurta aldık, daha sonra bunları dölledik. Döledikten sonra kuluçka kasetlerimizi alıyoruz. Daha sonra bunlar burada gözlü yumurta dediğimiz hale geliyor. Daha sonra besin keseli, larva bölümünden ön yavru büyütme dediğimiz fingerlik yani parmak boyu büyütme boyuna getiriyoruz. Akabinde büyütme havuzları dediğimiz havuzlar alıyoruz ki bunları birazdan bahsedeceğim. Kafeslerde ve havuzlarda üretim teknikleri. Daha sonra bu tekniklerden sonra pazarlama aşamasına geçen bir alabalık üretim döngüsü karşımıza çıkmakta. Kuluçka malum burada bizim en dikkat etmemiz gereken şey malum yansıda gördüğümüz gibi ölü yumurtaları görüyoruz. Yani her yumurta döllenmeyebiliyor. Bunların da mümkün olduğunca en kısa ve hızlı bir şekilde ortamdan alınması gerekiyor ki diğer canlı yumurtalara da zarar vermesin. Bunlar gördüğümüz gibi sifonlama yöntemi en sık kullanılan, eğer sifonlama yöntemimiz yoksa cımbız yöntemiyle de bunu hızlı bir şekilde ortamdan bertaraf etmemiz gerekiyor. Tabii bunlar gözlü aşamaya geldiği döneme genellikle biz birazdan göstereceğiz. 200 ila 220 gün derecede geliyor bunlar. Bunlar bu dönemler canlının en hassas olduğu dönem. Mümkün olduğunca dışarıdan gelecek patojenlere karşı zaman zaman bunların kimyasallarla ortamda bulunan kimyasalların zararların bertaraf edilmesi gerekiyor. Bu aşamada formalin yani formaldehit ve metilen mamisiyle üreticilerimiz günde 15 dakika suya 1-2 miligram bölü katarak yine günde 15 dakika 5-20 miligram bölü litre metilen mamisi katarak kuluçka döneminde canlılarımızı koruma amaçlı banyolama dediğimiz sistemle bunları uyguluyorlar. Ve geldik besin keseli larva dediğimiz artık gözlendi. Yanlarında gördüğünüz besin keseliyle beslenen larvalarımız 25-30 gün sonra çıktı. Yine sıcaklığımız dediğimiz gibi 10 derece civarında halen o porsiyonluk boya geçen alanda değil. Burada mümkün olduğunca balıklarımızı yine kontrollü bir şekilde eğer ölenler varsa sifonlama yöntemiyle bu aşamayı da geçiyoruz. Herhangi bir besin vermiyoruz daha. Yine bu dönemde eğer besin keseli larvaların %10'u yem alma gücüne alıp ulaştığını hissettiğiniz zaman yemlemeye başlayabiliriz yavaş yavaş. Artık besin keselerinin azalmaya başladığını gördük. 3'te 2'sinden fazlası gitti. O dönemden sonra pelet yemin o küçük eksüder yem dediğimiz yemlerle biz artık larva aşamasına geçen yavrularımızı beslemeye başlıyoruz.
Peki bunları nereye alıyoruz? Ön yavru büyütme dediğimiz küçük havuzları alıyoruz. Burada belli bir süre ilerleyene kadar mümkün olduğunca kontrol bir şekilde büyütüyoruz. Buralar çok teknik bilgi olduğu için çok fazla detaya boğmadan kısa kısa öz olabilecek yerleri size paylaşmak istiyorum. Hemen akabinden kanal ve tanklarda ön büyütmeyi alıyoruz. Bir aşama, yani böyle periyodik aşama 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 balığımızla beraber ürettiğimiz alanları da büyüterek son noktayı koyuyoruz. Gelelim yavru bakımı. Artık balıklarımız fingirlik boya geldi. Parmak boy dediğimiz parmak büyüklüğünde boya geldi. Bunlar hangi boy diye soracak olursak 0,5 ila 1 gram bireysel ağırlıkta ve yaklaşık 4-5 gramlık boyutları olan balıklara biz yavru fingirlik alabalık diyoruz. Yine burada genellikle sıklıkla bunların korunması ve noktasında formaldehiti biz kullanıyoruz sıklıkla. Ticari adı formol ya da formalin dediğimiz. Bunlarla banyolar yaparak canlıyı diğer ortamda bulunan parazit, virüs, bakterilerden koruma yoluna gidiyoruz. Ve akabinde eğer suyumuz temiz, alanımız geniş ve bol ise şu an sıklıkla dünyada kullanılan beton kanallarda parmak büyüklüğünde balık yetiştiriciliği ve yine havuzlarda yapılabilen alternatifler var ama bazı tesisler halen bunu küçük kapalı alanlarda yapan tesislerimizde mevcut. Yansıda gördüğümüz gibi yuvarlak şekilli yavru büyütme havuzlarını görüyoruz. Yine ağ kapasitede parmak büyüklüğünde balık yetiştiriciliği de son yıllarda suyun uygun su sıcaklığının olduğu alanlarda tavsiye ediliyor ve yetiştiriciliğe geçiriyor. Alabalık üretim modellerine bakacak olursak yani parmak büyüklüğüne getirdiğimiz biz alabalıklarımızı artık bundan sonra iki farklı üretim modeliyle yetiştirebiliyoruz. Birisi havuzlarda, bir diğeri ağ kafeslerde. Bizim ülkemizde iki model kullanılıyor. Özellikle kafeslerdeki sistem %90'dan fazlası Türkiye'de ağ kafes sistemlerde yapılıyor. Kalan %10'luk üretim ise havuzlarda yapılıyor. Havuzlara gelecek olursak genellikle havuzlarda metrekareye su değişiminin az olduğu 3-5 defa olduğu yerlerde 3-5 kilogram. Eğer daha fazla ise bu oran artabiliyor. Ve ortalama stok yoğunluğumuz maks metrekareye 20 kilogram bizim havuzlarda tavsiye ettiğimiz bir oran olarak karşımıza çıkıyor. Yansıda alabalık büyütme havuzları artık bir sonraki aşama. Bunlar genellikle 20-50 santim uzunluğu 4-12 metre hatta 25 metreye kadar giden bir uzunluk ve genişliği ve 1 ile 1,5 metre arasında bir derinliğe sahip havuzlar. Bunlar eğer uygun havalandırma koşullarıyla yıl boyu kullanılabilecek alanlar olarak karşımıza çıkıyor. Peki alabalıklar ne ile beslenir? Alabalıkların beslenmesinde karşımıza çıkan 3 parametre vardır. Bunlar su sıcaklığı, suyun çözünmüş oksijen içeriği ve alana bırakacağımız alabalık sayısı. Bunlar son yıllarda bildiğimiz gibi alabalıklar pelet yemle besleniyor. Bu artık son üretim noktasında yem konusunda ülkemiz son derece dünyada en iyi ülkelerin başında geliyor. Pelet alabalık yemi sağlama ve uygulama noktasında. Peki balıklara en uygun yem verme sıcaklığımız nasıl? Balık yani en uygun yemin genelde 15 ila 20 derece olmasına karşın karşımıza çıkan şey en iyi 16 derece santigrat derecede aldığını görüyoruz. Alabalık pelet yemlerinde ise %8 ile 12 oranında yağ ve %42 ila 50 oranında protein üst sınır olarak kabul edilmekte. Neden protein diyoruz? Çünkü alabalıklar etçil canlılar oldukları için protein içeriğinin en az %40'ın altında olmaması gerekiyor. Eğer %40'ın altında olursa FCR dediğimiz yem değerlendirme oranı ciddi şekilde düşeceği için bizim balıktan alacağımız verim hem azalacak hem de dışkı dediğimiz balığın kullanmadığı oran artacak. Bu da hem maliyet hem de kirlilik olarak karşımıza çıkacak. Yem tüketimi dağılıma bakacak olursak şu an alabalık üretim tesislerinde yem tüketimi işletme giderleri arasında %50 ile 60 arasında en büyük payı oluşturur. İşletme giderinin yaklaşık 2/3'ünü maalesef yem gideri. Yani bir tesisin
maliyetin %65 ila 70'ini yem giderleri oluşturuyor. Bu da çok ciddi bir maliyet. Biraz sonra sunum kısmında da buna bahsedeceğim. Ben yem boyutuna buraya şey yapmıyorum. Balığın boyuna ve durumuna göre bizim yem boyutumuz değişmekte. Peki ne zaman yemleme yapılmalı? Bu konu da önemli. Özellikle yemleme yavruların ilkbahar yaz döneminde ise parmak boy fingerling canlılar için. Bunlar yemleme sabah, öğlen ve ikindin saatleri. Sonbahar döneminde ise sabah ve öğlen saatleri şeklinde olması gerekiyor. Yine dediğimiz gibi yemleme oranı şu an artık dünyada ve birçok ülkelerde otomatik yemleme dediğimiz balığın hareketine göre yemleme sistemleri geliştirdi. Biz bunları yine suyun sıcaklığına ve suyun balıkların ihtiyacına göre hesaplanıyor. Yansıda gördüğümüz sıcaklığa bağlı olarak balıkların canlı ağırlığının yemleme oranları karşımıza çıkmakta. Kafeslere geçiyoruz. Kafesler son yıllarda hem dünyada hem de ülkemizde sıklıkla kullanılan balıkların kontrollü bir şekilde ağlarla çevrili alanlarda büyütüldüğü alanlar. Bu özellikle denizlerde çıpra ve levrekte karşımıza çıkıyordu. Son yıllarda alabalıkta da karşımıza çıkmaya başladı. Gördüğünüz gibi albalık yetiştirilen bir kafes sistemi ne zaman peki konuyor? Genellikle iklimin ve coğrafik alanın bulunduğu duruma göre kışın Eylül-Ekim gibi başlayan alanlar var. Bunlar ta Mart-Nisan'a kadar o yetişicilik alanında 6-7 aylık bir dönemde üreticilerimiz burada porsiyon fingerling dediğimiz parmak boy ağırlığındaki balığımızı buraya atıyoruz ve en geç Nisan gibi bu balıklarımızı porsiyonluk boya getirerek buralardan üretim pazarlaması kısmına geçiyoruz. Tabii bu aşamalarda özellikle boylama dediğimiz işlem çok önem arz ediyor. Neden önemli? Çünkü her balık aynı oranda gelişim göstermiyor. Bunların belli zamanlarla 6-8 haftalık beslenmeden sonra eğer ortamda küçük boylu kalanlar varsa onların elemine edilip farklı tanklarda yeniden beslenmesi gerekiyor. Bu noktadan da oldukça önem arz eden bir işlem. İşletmeler bunları 6-8 hafta arayla sıklıkla yapmaktadırlar. Neler kullanılıyor? Özellikle bu sistemle geliştirilmiş tekniklerle boylama makineleri kullanarak bunlar kolay bir şekilde balıklarımız ayırt edilebilmekte. Evet, buraya kadar balıktan bahsettik. Balıkların ve insanların da en büyük şeyi hastalık ve balıklarda da olduğu gibi birçok hastalık karşımıza çıkıyor. Bunlar özellikle enfeksiyöz dediğimiz bakteriler, parazitler, mantarlar ve virüsler kaynaklı olanlar. Bir de non-enfeksiyöz dediğimiz yem ile ilgili, su ile ilgili ve genetik faktörler sonucu oluşan hastalıklar olabiliyor. Hastalık ile ilişkili faktörlere bakacak olursak su kalitesi, iklim şartları, akut ve kronik stres, kalitesiz yem, toksinler, patojen mikroorganizmalar, balığın direnci, türü ve yaşı, bakım koşulları, nakil, kimyasal uygulama gibi pek çok koşullarla balıklar hastalıklara yakalanabiliyorlar. Kısaca ben isim isim geçeceğim çok detaya girmeden. Bakteriyel hastalıklarda en sık karşılaşılanlar furunkulozis dediğimiz Aeromonas salmonella etkenliği bir gram negatif bakteri. Yine motil Aeromonas septicemi dediğimiz Aeromonas hidrofila kaynaklı en fazla karşılaşılan yine gram negatif hareketli bir bakteri. Yani sahada da balıkta yaptığı hasarı görebiliyoruz. Yine vibriosis dediğimiz başta yılan balıkları olmak üzere son yıllarda salmonit ve salmonit olmayan diğer balıklarda da gözüken yine öldürücü bir bakteriyel enfeksiyon. Bunun da etkeni Vibrio anguliarum. Yine son yıllarda alabalıklarda artık sıklıkla karşılaştığımız gram negatif bir bakteri olan kızıl ağız hastalığına neden olan Yersiniosis hastalığı dediğimiz hastalığa neden olan Yersinia rukeri özellikle genç alabalıklarda akut ölümlere neden olabiliyor. Yine balıklarda sazan ve alabalığın dış yüzeylerinde hasara neden olan ülser hastalığı dediğimiz Haemophilus piscum'dan kaynaklı bir bakteriden kaynaklı ülser hastalığı. Yine bakteriyel solungaç hastalığı ki bunun da etkeni Filobacterium branchopilia.
Yine psikrofiliz dediğimiz pedikül hastalığı, yani bakteriyel soğuk su hastalığı, özellikle sıcaklığının 10 derecenin altına düştüğünde sıklıkla karşılaşılan ve hemen hemen birçok balıkta etkili olan bir hastalık. Bu da yine gram negatif etkeni olan filobakterium psikrofilumdur. Yine bakteriyel böbrek hastalığı, bu da Rhinobacterium salmonorum tarafından oluşan, özellikle balıkların böbreklerinde çok ciddi tahribatlara neden olan bir bakteri. Ve yine tüberküloziz dediğimiz balıkların birçok organında tüberküllerin oluşmasına neden olan Mycobacterium marinum olmak üzere çeşitli Mycobacterium türlerinden kaynaklanan hastalık. Yine Streptococcus ve Staphylococcus dediğimiz çeşitli balık türlerinde rastlanan spor tarzı bakterilerin oluşturduğu hastalık. Bunlar da yansıda gördüğünüz gibi balıkların özellikle ağız bölgesinde ölümlere kadar neden olabilen etkiler göstermekte. Viral hastalıklara bakacak olursak iki tanesini ben koydum. Bunlar en sık karşılaşılan VHS dediğimiz viral hemorajik septisemi. Özellikle balıkların böbrek, kulak ve karaciğer gibi iç organlarında gayet aslında vücut bu virüs oldukça kolay yerleşebiliyor ve tedavisi olmadığı için de ölümcül etkilere neden oluyor. Yine IPN dediğimiz enfeksiyöz pankreas nekrozis, özellikle balığın pankreasında çok ciddi tahribat yapıyor ve onların dönme hareketi dediğimiz spiral şekilde yüzmelerine neden olan bir virüs. Yansıda da IPN'e yakalanmış balıkları görüyoruz. Mantar hastalıkları da özellikle iyi bakılmayan havuzlarda sıklıkla karşılaşılan bir hastalık. Saprolegnosis, tatlı ve tuzlu sularda yaşayan özellikle alabalık kuluçka evrelerinde karşılaşılan bir mantar. En çok karşılaşılan Saprolegnia invadiris karşımıza çıkıyor. Yine branchiomyosis, ichthyospirosis de diğer mantar hastalıkları. Parasel hastalıklar ise yansıda göstereceğimiz gibi özellikle alabalık larvaların bakım ve kışlatma havuzlarında havuzların yeterince temiz olmaması kaynaklı dıştan canlıya yapışan parazitler. Yansıda gördüğümüz Costia necatris en sık karşılaşılan. Yine hexamitosis, yine kamçılı bir parazit. Yine bu da balığın kamçılarıyla, canlı balığa kamçılarıyla yapışarak canlıya zarar vermeye kaynaklı. Bunun dışında hastalık kaynaklı olmayıp üretim yetişicilik hatası olabilen şeyler de olabiliyor. Örneğin vitamin eksikliği, genlerde vitamin eksikliği kaynaklı balıklarda omurga eğrilikleriyle karşılaşabiliyoruz. Yine besinsel eksiklik nedeniyle deride yüzgeçlerde hemorajiler, eksoftalmuslar, karaciğerde yağlanmalar gibi etkenlerde yem kaynaklı olduğunu biz düşünüyoruz. Balıktaki vitamin ve yağ asidi eksikliğiyle karşılaşabilen durumlar. Kısaca bu durumlara karşı neler önerebiliriz? Özellikle gökçeala balığında karşılaşılan sorunlardan biri, dikkat etmemiz gereken kafeslerde mümkün olduğunca kafeslerimizi havadar, böyle yansıda gördüğünüz gibi sığ olmayan, rüzgara ve su hareketlerine açık alanları tercih etmemiz gerekiyor ki balıklarımız sürekli oksijenle temas halinde olsun ve hem üretimimiz hem de hastalık açısından risk yaşamayalım. Yine uygun bir üretim alanı karşımıza çıkıyor. Mümkünse karada destek tesisinin bulunmasını istiyoruz kafeslerimizin. Yine en az tesislerden 1 kilometre uzakta olmalı, kontrollü bir şekilde olmalı. Sığ göllerde her üretim periyodunda mümkünse kafeslerin yeri değiştirilmeli. Çünkü kafeslerin olduğu alanda balık dışkısı ve yem artıkları tabanda birikeceği için bunlar oksijen tüketip balığın daha sağlıklı gelişmesine engel olabilecek alanlar olarak karşımıza çıkıyor. Yine yoğun tarımın yapıldığı alanlardan uzak olmalı. Mümkünse tesislerimiz yerleşim alanlarının içinde bulunmamalı. İleriki dönemlerde büyütülmeye de uygun olmalı. Yani bir tesis yaptık, kısır bir alanda kaldı. Biz genişlemek istiyoruz. Planlamamızı öyle yapmalıyız ki ileride de genişleyebilsin. Karadaki tesislerin en büyük karşılaştığı durumlardan biri, bir önce sunumda bahsetmiştim,
risklerden biri sel. Yansıda gördüğümüz gibi bizim yapmış olduğumuz bir çalışmada aynı derenin 4 farklı dönemde karşılaştığı hal. 2150 litre Şubat ayında, 1230 litre Temmuz ayında saniyede, aynı dere Kasım ayında 12 bin litreye, Aralık ayında 20 bin litreye çıkıyor. Bu da tesislerin karşılaşabileceği hem su kıtlığı hem de seli gösterme adına orijinal bir görüntü. Yine başka bir dere yine 1800 litreyi görmüş, 265 litreye düşmüş, 6 bin litre ve 12 bin litreye kadar değişmiş. İşletmelerin bu konuda dikkatli olması gereken bir durum. Yine Isparta karşılaştığımız bir durum. Ağustos'dan Ocak 2009'a kadar 6 aylık dönemde hiçbir su yok. Tesisin bulunduğu alanda su yok. Hemen akabinde Mart 2009'da ise suyla kaplı. Bu da hani tesisin planlanırken her türlü riski göze alarak planlanması gerektiği konusunda bizleri uyarıyor. Kültür balışının son yıllarda en büyük karşılaştığı sorun, biraz önce de bahsetmiştim, yemli. Yani maliyetlerin %70'ini yem karşılaşıyor. Bu noktada firmaların özellikle yem üretimi ve yem kullanımı konusunda oldukça dikkatli olmaları gerekiyor. Yani bir gram yemi dahi ziyan etmeyecek bir şekilde üreticinin kullanması, tüketicinin kullanması, özür dilerim, üreticilerin de mümkün olduğunca sağlıklı ve ham protein oranı yüksek yemler üreterek tüketiciye sunması bu noktada çok büyük önem arz ediyor. Burayı hızlı geçiyorum. Peki en çok sorulan bir soru: balık çiftlikleri çevreye zararlı mı? Dünyada yapılmış bir çalışmayla ben buna cevap vermek istiyorum. Yansıda gördüğünüz gibi pek çok etkenden azot ve fosfor girdisini görüyoruz. Ziraat, orman, kentsel, endüstriyel, akvakültür dediğimiz balıkçılık, denizdeki atmosferik birikim ve azot fiksasyonundan kaynaklı. Balıkçılığı gördüğümüz gibi azot oranı 14.200 tonda en sonda, azot toplam yüzdesine baktığımızda 0.9'da en az, fosfor oranına baktığımızda ise yine 3.6 ile en az etkiyi gösteren bir üretim modeli olarak karşımıza çıkıyor. Yani kentsel ve endüstriyel atıklar gördüğünüz gibi oldukça üst düzey. Balık yetişiciliğinin ona karşın etkisi oldukça düşük düzeylerde. Yani bu noktadan gönül rahatıyla balık yetiştiriciliğinin çevreye zararının en az olan sektör olduğunu söyleyebiliyoruz. Ben buraları hızlı geçiyorum çünkü zaten yukarıda biraz önce bahsetmiştim. Ben son olarak sizlere balık yemekleriyle alakalı bir bilgi vermek istiyorum. Alabalık neyle yenir, nasıl yenir şeklinde. Sıklıkla tercih edilenler fırında sebzeli alabalık, alabalık buğulama, fırında alabalık, benim de sık sık kullandığım. Karadenizlerin en çok tercih ettiği Karadeniz usulü ekşili alabalık, alabalık kızartma, tavada alabalık fileto, güveçli alabalık, özellikle restoranlarda karşılaştığımız, yine pikniğe gittiğimizde kullandığımız mangalda alabalık, yine restoranların en sık yaptığı kirebitli alabalık ki tavsiye ederim hepsini. Sonuçta balık olduktan sonra, taze ve temiz olduktan sonra her türlü balığı gönül rahatlığıyla yemenizi tavsiye ederim. Ben de burada kurum ve şahsım adına hepinize teşekkür ediyorum. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam. Pardon. Tekrar anlatımlarınız için çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben sunumumuzu ekranımızdan kaldırıyorum. Çok verimli, çok güzel bir sunum oldu. Tekrar emeklerinize sağlık, ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür ediyorum ben de. Derseniz soru ve cevap bölümümüzde programımıza devam edebiliriz. Tabii, buyurun. Çok teşekkürler. Alabalıklar için en ideal beslenme stratejisi nedir? Aşırı veya yetersiz besleme durumunda ortaya çıkabilecek sorunlar nelerdir diye bir sorumuz var. Ve aynı zamanda şunu belirtmek isterim hocam. Sorularımız genel olarak pekiştirmek adına sizlere aktarılmış olacak. Bir nevi ders özeti gibi düşünebiliriz. Buyurun lütfen. Soruyu bir daha alabilir miyim? Tam şey yapamadım. Hemen aktarıyorum hocam. Alabalıklar için en ideal beslenme stratejisi nedir? Aşırı veya yetersiz besleme durumunda ortaya çıkabilecek sorunlar nelerdir? Aslında bunlarla alakalı sunumda bahsettim. Yani aşırı beslenme,
Yani çünkü balık kendi ihtiyacı kadar olan beslenmeyi alıyor. Yani bu böyle. Fazlasını almıyor. Havuzda ise tabana, kafese ise kafesin altına bırakıyor. Eğer fazla beslendiyse bunu dışkı olarak atıyor. Yine bu kafeste ise kafesin tabanına, havuzda ise havuzun tabanına birikiyor. Yani bu noktada üreticilerimiz bunun hesaplamaları var. Hangi balığa ne kadar, hangi oranda, hangi saatte verilir gibi. Artık o kadar klasikleşti ki bu veriler, bilgiler. Üreticilerin mümkün olduğunca ideal saatlerde, ideal oranlarda üretim yaparak yemimizi zayi etmemeli. Yani bu noktada buna dikkat etmeli. Ne kadar dengeli beslersek hem ekonomik olarak cebimizi koruruz hem de çevremizi koruruz. Dediğim gibi yukarıda verdiğimiz teknik bilgilere ben tekrar geriye dönmeden, çünkü çok teknik detaylı bilgiler var. Yani mümkünse fingirlik dedik ya, sabah, öğle, akşam beslemeli. Böyle keyfi olarak acıkmışlardır gibi bir algıyla gidip beslenmemeli. Özellikle bunlar küçük aile işletmelerinde biz sıklıkla karşılaşıyoruz. Yeni büyük tesislerimiz bu noktada daha profesyoneller. Artık balığın hareketinden, acıkıp acıkmadığını bilmekten başlayarak onlardan hemen makineler var, otomatik yemleme makineleri. Onlarla otomatik besliyorlar. Biz büyük tesislerde bununla çok karşılaşıyoruz ama küçük tesisler halen böyle eski usulle acıkmışlardı deyip o aşamada gidiyorlar. Ve biz bunu görüyoruz ki birçok yemin yenmediğini görüyoruz. Yani demek ki istenen bir yemleme politikası izlenmiyor. Bu konuda bunlarla dikkat etmesini istiyoruz. Yem maliyetli bir şey. Israrla söyledim, %70'ine yakını maliyetin yem kaynaklı. Mümkün olduğunca yemi ölçülü ve dikkatli bir şekilde, hesaplama bir şekilde kullanırsak ve balığı tanıyarak kullanırsak bir tane yemimizi zayi etmeden ben sağlıklı bir üretim yapacağımızı düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Alabalık çiftliklerinde sıklıkla karşılaşılan hastalıklar nelerdir? Bu hastalıkların yayılmasını nasıl engelleyebiliriz diye sorduk yine. Biraz önce de belirttiğim gibi konulara değinmiştiniz, hepsini anlattınız. Sadece özet olarak kısa kısa da Tamam. açıklayabiliriz. Yani sıklıkla özellikle bizim tesisleri gezdiğimizde karşılaştığımız yersiniyozis hastalığı çok yaygın. Soğuk su hastalığı özellikle kuluçkane olan alanlarda çok yaygın. Ve şu an ben kendi gözlemimi söylüyorum. Bu neden bu kadar çok yayılıyor? Bunun en büyük etkeni yumurta ve yavru nakilleriyle. Yani hastalıktan ari bir alana bir tesis dışarıdan yavru ve yumurta getirmesi o alanın komple artık o bakteriyle, virüsle enfekte olmasına yetiyor. Bu noktadan işletmecilere tavsiyemiz mümkün olduğunca yumurta ve yavru nakillerini kendi bulunduğunuz alan dışından yapmayın. Yapmayın çünkü bilmiyorsunuz dışarıdaki nakil yaptığınız alanda ne var ne yok. Sonradan sadece kendi tesisinize kalmıyor. Komple o bölgedeki birçok işletme bundan etkileniyor ve zararını maalesef hepsi çekiyor. Bizim son yıllarda özellikle son 1-2 yıldır alabalıklarda ciddi kayıplar söz konusu. Bunun da temel nedeni bu yumurta ve yavru nakillerinin artık tüm bölgesel değil ülkesel çapta dönmesinden kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Teşekkürler hocam. İdeal su kalitesi parametreleri nelerdir? Su sıcaklığı, oksijen seviyesi ve pH değerinin alabalıklar üzerindeki etkileri hakkında bilgi verebilir misiniz? Yani alabalık için en kritik 3 parametre. Sunumda da söyledim. En kritik 3 parametre su sıcaklığı, oksijen ve pH. Yani bunlar bir araziye gittiğimizde ilk bakmamız gereken parametreler. Suyumuzun sıcaklığı kaç? İdeal alabalık yetiştirici açısından uygun mu? Yani bizim porsiyonluk mu karar vereceğiz, yavru mu karar vereceğiz? Bunların hepsi sıcaklığına bağlı. Eğer baktık ki 10 derecenin altında biz buraya diyemeyiz ki porsiyonluk yap. Mümkünse tavsiyemiz siz burada yavru yapın ya da yumurta üretin ya da damızlık üretin. Geldik oksijen. Oksijen mümkünse 5'in altını asla görmemeli. Dedi ki alabalıklar yüksek oksijen içeren isteyen balıklar. Mümkünse 9 miligram, 10 miligram, 11, 12 miligramları görsün ki su sürekli oksijenle zengin ve balık da ne kadar refah içinde olursa hastalıkların ari bir birey şeklinde hem yem alımı hem de balık refahı açısından sağlıklı bireyler oluşur. Bir diğeri de pH. pH ise 6,5-8,5 arasında bizim idealdir. Mümkünse 6,5'u görmesin.
en ideal pH'ımız ne dediği zaman 7,5 ile 8 arası bizim alabalıklar için ideal pH'larımızdır. Bu tarz kaynakları mümkün olan en iyi üretim açısından tavsiye ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Şu anda yine belirttiğiniz ama şu şekilde yine bir aktarım yapmış olalım. Kaliteli genç alabalık tedariki için hangi üreticileri önerirsiniz? Yavru alabalıkların sağlıklı büyümelerini garanti eden belirli bir standart var mıdır? Yani işte biraz önce bahsettiğimiz kriterlere uymaları zaten aslında onların sağlıklı bir alabalık üretimi için gerekli. Ama dediğimiz gibi suyumuzu iyi tanırsak, suyumuzu iyi korursak, burada bizim bahsettiğimiz o kriterler içinde sağlıklı bir planlama yaparsak, inanın maksimum ve sürdürülebilir bir üretim söz konusu olur. Bir de üreticilerden şöyle bir ricamız var. Şu an birçok üretim alanı eş güdümlü kullanılıyor. Yani sadece bir kaynağı bir tesis kullanmıyor. Bir su kaynağını 5-6 tesis birden kullanıyor. Bir su bir tesisten giriyor, öbür tesise geçerek kullanılıyor. Burada üreticilerimizin yani biraz fevri hareketten ziyade o bölgesel düşünürlerse, yani çünkü kendisine gelen bir zarar aşağıdaki tesise de geliyor. Tesise gelen bir zarar bölgeye geliyor. Bölgeye gelen bir zarar ülkemize gelmiş oluyor. Mümkün olduğunca suyu koruyarak, balığı koruyarak, çünkü hani derler ya, herkes kendi evinin çökünü temizlemiş olsa hiçbir yerde çöp kalmaz hesabı. Üreticilerimiz kendi bahsettiğimiz kurallara riayet ederek üretimlerini yapmış olsa bütün tesisler kurallara uygun ve sağlıklı bir üretim yaparlar diye tavsiyede bulunuyorum ben kendilerinden. Teşekkür ediyoruz hocam. Şöyle bir sorumuz var, yine de sormuş olalım. Alabalık yemi tedarikine dikkat edilmesi gereken temel kriterler nelerdir? Hangi tedarikçi firmalar en yüksek kaliteyi sunmaktadır? Yani şimdi bunlarla alakalı şimdi yurt içi ve yurt dışında pek çok firma var isim vermeden. Özellikle bazı firmalar yurt dışı tedarikli çalışıyorlar. Mümkün olduğunca ham protein oranı yüksek olan ürünleri tercih etsinler. Son yıllarda bu balık unundaki tedariğin yavaşlaması ve azalmasından dolayı üreticiler dedim ya biraz önce FCR oranları arttı. Yani balığın yemi değerlendirme oranı eskiden 1'e 1 iken, yani 1 kilogram balığa 1 kilogram yem alınırken bugün bu 1,5. Yani 1,5 kilo yem veriyoruz, 1 kilo balık alıyoruz. Yani 0,5 gram yemimiz bizim çöpe gidiyor tabiri caizse. Yani bu malum işletmenin en büyük gideri yem. Biz paramızı dengeli kullanmak adına üreticilerden ısrarla ham protein oranı yüksek olan, besleyici düzeyliği yüksek olan yemleri tercih etmesini. Yani dikkat etmeleri gereken en kritik değer o. Ne kadar tüm balık etçil bir alabalık etçil bir canlı olduğu için protein içeriği yüksek olan yemleri tercih ediyor. Buna dikkat ederlerse kendileri açısından hem ekonomik açıdan hem de balığın performans açısından ve sağlığı açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Firma adı vermiyorum ama dikkat etmeleri gereken koşulu söyledim. Çok teşekkür ediyoruz. Yetiştiricilik için en uygun ekipman ve teknolojik araçların tedarik sürecinde hangi kriterlere dikkat etmeliyiz? Yani şimdi bunlar tabii büyük ve küçük işletmeler bunları farklı farklı kullanabiliyorlar. Yani büyük işletmeler artık ülkemizdeki büyük firmalar bunun zaten hem öncü şirketler olarak karşımıza çıkıyor. Yani onlar dışarıdan bunları almadan ziyade diye dedik ya dünyada alabalıkta birinciyiz. Avrupa Birliği ülkeleri arasında bir numarayız Avrupa'da. Yani bu ne demektir? Bizim firmalarımız bu konuda öncü. Küçük tesislerde ben esas bunu belirtmek istiyorum. Küçük tesisler bu modernizasyon kısmında halen geri kalıyorlar. Yani bizim birçok alanı gezdiğimizde halen eski yöntem usullerle, günü kurtarma usulleriyle bir üretim modeline geçiyorlar. Halbuki kullandıkları su inanın büyük tesislerde yok. Ben buradan o küçük tesis aile işletmesi tarzında işletme yapan arkadaşlarımıza tavsiyem şu. Birazcık kendilerini bu günümüz modern dünyasına entegre etsinler. Hem eforlarını hem de bilgi ve tecrübelerini katsınlar. Artık zamanı geldi. Hem de sularımızı böylece daha iyi korumuş olurlar. Yani ilkel yöntemlerle, yani eski usul yöntemlerle sularımız korunmuyor.
Bu kadar söyleyeyim yani. Teşekkür ediyoruz. Çiftlikte biyogüvenliği sağlamak için hangi önlemleri almalıyız? Gerekli biyogüvenlik malzemeleri nelerdir ve nasıl tedarik edilmeli? Yani şimdi biraz önce o biyogüvenlikle alakalı öncelikle yani işçi güvenliğinden tutun birçok güvenlik mekanizması burada da gelmeli. Yani balıkçı elbisesinden, eldivenden, koruyucu halinden şeyimiz, balıkçımız bunlara dikkat etmeli, kullanmalı. Kullanıyor mu? Büyük tesisler, firmalar Avrupa'ya ihraç ettikleri için kullanıyorlar. Mevzuat gereği kullanıyorlar ama küçük tesislerimiz halen bu konuda geri plandalar. Ben onlardan yine ısrarla rica ediyorum. Bu güvenlik endişeyinden tutun. Hastalık etkenine neden olan parazitlerin, mantarların, virüslerin korunması ve taşınması noktasında dikkat etmeli gerektiğini ısrarla söylüyorum. Birazca biyogüvenlik dediğimiz şeylerden biri hastalık taşıyıcı olan arazi ve nakil araçlarının mümkün olduğunca hastalıktan ağrı bir şekilde nakillerin yapılması gerekiyor ki bizim tesisimize hastalık girmesin. Çünkü girdiği zaman telafisi olmayan sonuçlara yol açıyor. Tesislerden ısrarla tavsiyemiz özellikle nakil araçlarının hastalıktan ağrı ve steril bir şekilde nakil yapmalarını tavsiye ediyoruz. Mümkünse yumurta ve yavrularını hastalıktan ağrı oldukları yerlerden almalarını bu biyogüvenlik açısından ısrarla önemsediğimizi söylemek istiyorum ben. Teşekkürler hocam. Tedarikçilerle uzun vadeli sözleşmelerin avantajları ve riskleri nelerdir? Bu tür sözleşmelerde dikkat etmemiz gereken temel şartlar nedir? Şu an tesislerin birçoğu artık uzun süreli sözleşme yapan firmalarımız da var. Ben Isparta'da karşılaştığım bir durumu söyleyeyim. Artık para usulü değil, eski bizim şey balık usulü bir anlaşma yöntemine geçmişler. Yani tesis sahibi yemciyle, yem üreten firmayla balık karşılığı şey yapıyor, anlaşıyor. Ha bu uzun vadeli iki tarafı da memnun ediyor ama eğer olası bir riske balıkçı uğrarsa bu sefer balıkçı mağdur olma durumuna da söz konusu. Bu noktadan şu günümüz dünyasında küresel iklimin artık sular üzerinde ciddi bir etkisinin olduğu, yem ham madde girdisinin azaldığı bir dönemde mümkün olduğunca uzun vadeli planlamalardan ziyade artık üreticilerin kısa vadeli öngörülebilir sözleşmeler ve planlamalar yapmasını ısrarla istiyoruz. Sularımız çünkü eskisi kadar zengin değil. Biz çok zengin ama özellikle son 3-4 yıldır tüm dünya genelinde olan ülkemize de sularımızda bir azalma söz konusu. Bu durum hem stok yoğunluğu açısından hem birçok planlama açısından dengeleri değiştirdi. O yüzden üreticilerin yıllık planlamalarla gelebilecek riskleri en aza indirme adına kısa vadeli yapmalarını ben onlara tavsiye ediyorum. Teşekkürler. Alabalık yetiştiriciliğini daha sürdürülebilir kılmak için hangi adımlar atılmalıdır? Son yıllarda bu sektörde hangi teknolojik yenilikler öne çıkmıştır diye bir sorumuz var hocam. Bunu da cevap verebiliriz. Şimdi alabalık dediğimiz gibi 67 yıllarda böyle aile işletmesi tarzı küçük tesislerden sonra bugün artık son yıllarda en üst teknolojilerin kullanıldığı, yani insanın faktörünün minimize edildiği, teknolojinin en üst düzeye çıktığı bir sektör haline geldi. Bu noktada bunu sürdürülebilir hale getirebilmek için öncelikle bizim iki ana kriterimiz var. Su ve alabalık. Yani bir, suyumuz, bunun balığı nerede üretiyoruz? Suda. İki, suyum, canlımız, alabalık. Bu ikisini mümkün olduğunca su refahı ve balık refahını gözetecek şekilde kullanırsak biz uzun yıllar balık üretimi konusunda sıkıntı çekmeyiz. Şöyle mesela örnek vermek istiyorum. 10 ton üretebileceğimiz bir alana 50 ton balık üretmek demek hem balığın hastalığa karşı refahını azaltmak hem de suyumuzun kalitesini düşürmek demektir. Bu ne demektir? Uzun yıllar boyunca artık o suyu sağlıklı bir şekilde kullanamamak demektir. Planlamalarımızı ve şeyimizi mümkün olduğunca suyu ve balığı koruyacak şekilde yaparsak hem teknolojik anlamda sağlıklı bir planlama yapmış oluruz hem de
üretimi ve üretimimizi hem ülkesel hem de bireysel boyutta sağlıklı bir noktaya getiririz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Evet, soru ve cevap bölümümüzün böylelikle sonuna gelmiş bulunmaktayız. Artık programımızı yavaşça sonlandırabiliriz. Ben kapanışa geçmeden önce sizler neler söylemek istersiniz? Almak isterim hocam. Hocam bize böyle bir imkanı sunduğunuz için özellikle Antalya İl Tarım Müdürlüğü'ne çok çok teşekkür ediyoruz. Biz de yılların birikimini sektörümüzdeki bu hizmet, alabalık sektörüne hizmet eden başta üretici, akademisyen birçok kişiye duyurma anlamında bize de çok bir önemli bir fırsat sundunuz. Bu noktadan teşekkür ediyorum. İnşallah bu anlattıklarımızdan, yansıta sunduklarımızdan İnşallah üreticilerimiz faydalanır, sektörümüzün sağlıklı, bak sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde gelişimine katkı sağlar diye ümit ediyorum. En büyük dileğim budur. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bize tekrar katkılarınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Ve değerli müdürümüz, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürümüz Sayın İbrahim Irmak Müdürümüzün de selamları, teşekkürleri var. Aleyküm Ben de selam, buradan aleyküm selam. selam Teşekkür söylüyorum ediyorum hocam. ben de. Evet, bugün bizimle olan konu uzmanımız Doktor Sayın Cafer Bulut'a tekrar teşekkür ediyoruz. Antalya Tarım ve Orman Müdürümüz Sayın Şakir Fırat Erkal'a, eğitim programlarımızın tasarımcısı ve koordinatörü KSV Şube Müdürümüz Sayın İbrahim Irmak'a, Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Sayın Fuat Bilgin'e, eğitime katkısı ve emekleri için ekran önünde veya arkasında çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza ve tüm katılımcılarımıza katkı ve destekleri için tekrar teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum.